Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir challenge yapmaya çalışacağız. Bu challenge'ı rastgele seçmedik tabii ki. Geçen videoda bahsetmiştim. Katıl üyelerine özel bir post paylaşacaktım. Ve bu postun altına sizlerden bana challenge önerisinde bulunmanızı isteyecektim. Postu paylaştım. Sizlerden güzel challenge önerileri geldi. Ve ben de bugün bu challenge'a özel Plague oynamaya karar verdim. Bebe oynamaya karar verdim. Bu elimde bu şekilde challenge'ın ne olduğunu şimdi maç içerisinde size açıklayacağım. Hemen maçımıza geçelim. Let's go. Evet, maçımız başladı. Çok da güzel map geldi. Size hemen challenge'dan bahsediyorum arkadaşlar şimdi. Bu challenge'ın neden veba seçtiğimi zaten anlayacaksınız. Challenge'ımız şu. Birini kancaya astıktan sonra birini kancaya astıktan sonra herhangi birini kancadan o kişi alınana kadar vuramayacağım arkadaşlar. Challenge'ımız bu. Yani birini kancaya asıyorum ve o kişi kancadan alınana kadar başka bir kişiye vurmam yasak ve ben de bu mantıkta en mantıklı seçeneğim veba olduğunu düşündüm. Kendi kendilerini hasta edecekler, kendi kendilerine yaralanacaklar ve bu durum benim fazlasıyla işime gelecek. O yüzden harika bir seçim bence. Bence siz olsanız siz de bunu seçerdiniz. O yüzden ben bu seçimi çok beğendim. Hemen şöyle bir Pentimento ile başlayalım. Şuraya bir tane tükürdüm. Pencereden geçmek isterse o çocuk diye. Ve şu çocuğa hemen burada tükürüp hızlıca hasta edelim. Kendi kendilerini hasta edecekleri için benim onlara vurmama gerek kalmayacak. Ve challenge'ı bence 3 kill'le, ki arkadaş o şekilde istemiş, 3 kill'le başarılı bir şekilde tamamlayabileceğim. Şurada güzel bir tükürürsem ona, paletinden yeme pahasına, bence hasta ederim ki gayet ettim. Güzel de bir palet aldık. Şimdi ben bu çocuğu salıyorum ve diğer jeneratörlere doğru gidiyorum. Zaten pentiment olduğu için şimdi jeneratörler %30 daha yavaş yapılacak. Ve bu konuda da bana gayet faydası olacak. Bu bir totem build'i. Bu totem build'i yapılıyor. Plague'e özellikle çok yakışıyor. Çünkü çocuk çok terse kaçmış ya. Bunu salalım. Ben bir su içeceğim ya. Su içip oyuna bir üstünlük kurmaya başlayalım. Çünkü ilk adam elimden kaçırdım. Güzel palet aldık ama oyunu bir şekilde bir yavaşlatmak istiyorum. Bakalım o yavaşlatmayı burada alabilecek miyiz? Dolaba mı girdin? Yo, dolapta da değilsin. Nereye gittin ya? Adam ilginç. Burada ayak izlerini gördüm. Var ya, o yandaki dolaba falan kesin girdi ama neyse, şu an onu bulamayacağım. Yukarı gideyim. Yukarıda da jeneratör yapan biri var. Onu bence yukarıda aşağı inerken yiyeceği fall damage'dan dolayı düşürebilirim. Bak, totemi kırıyor bir tanesi de. Ne yapıyorsun? Totemi kırmaya çalışıyordu. Aa, bu çocuk burada. Sen totemlerimden nefret mi ediyorsun? Az öncekini de sen kırmıştın. Ne bu totem aşkı sendeki? Düş bakayım yere. Güzel. Tamam. İlk okumuzu aldık. Birazcık geç oldu ama sıkıntı yok. Şimdi ben bu adamı asıyorum ve bu adam hook'tan alınana kadar herhangi bir kimseye vurmayacağım. Tamam mı? Bu konuda bana bir yasaklama var. Ve şuradan hemen bir yükümü daha aldım. O totemi ama korurum. O totemi korurum. Oradan bir kışkışlayayım adamı. Kışkış lan. Vurmuyorum. Vurmuyorum. Vurmam yasak olduğu için vurmuyorum bu arada. O adam alınana kadar herhangi birine vurmam. Tükürmek de bence buna sayılır. Tükürmem yasak. O yüzden şöyle saldım ve hook'tan adam alındı. Artık vurma konusunda özgürüm. Bakalım böyle bir zorlamaya karşılık oyunu kazanabilecek miyim? Gerçekten ben de merak ediyorum. Elimden geleni yapacağım. Bu challenge'ı başarıyla tamamlamak istiyorum. Bu arada bir sürü başka challenge önerisi vardı tabii ki. Hepsini okudum. Hepsini değerlendirdim ama çoğunu daha önce ben zaten yapmıştım. Mesela M2 ile stalk atmadan Ghostface oyna ya da sadece karga ile vurma gibi bir sürü başka challenge'lar da vardı. Hepsini ben daha önce yaptım. O yüzden biraz daha bu yaratıcı geldi diğerlerine kıyasla. Benim kanalda sadece stalk Ghostface'im var mesela. Ben daha önce bunu yapmıştım. Kanalda videosu da duruyor. Çocuğu kandırdım burada. Hop, bayıl. Güzel. Tamam. Şimdi bu çocuğu köşe bir yere asarsam en azından map'in ortasında yürüme süremde bu çocuğu buradan alırlar. O yüzden köşeye asmak benim işime gelecek. Ve şu an kulübeye koşan bir tane çocuk gördüm. O kulübedeki totemi açıkçası korumak istiyorum. O korunduğu sürece jeneratörler %30 daha yavaş yapılacak ve benim çok işime gelecek bu durum. Şöyle jeneratörleri de tükürmeyi ihmal etmemeliyim tabii ki. Hemen hook'tan adam aldılar. Hook'tan hızlıca adam almaları güzel. Bu aynı zamanda benim camp yapamayacağım anlamına geliyor. Çünkü camp durumunda takasa gelen adama vurmam da aynı zamanda yasak olacağı için birazcık zor olacak. Oyun sonuna işi bırakırsam herhangi bir şekilde kazanmam mümkün değil bence. Şu yukarı bir gidelim. Yukarıda da bir tane totem kırmışlar zaten. Bu totemi de burada yakarsam tekrardan benim gayet işime gelir. Evet, o kırıldı. Bu yandı şimdi de. Totemlerle uğraşmaktan jeneratör yapamadılar bu arada. Şucuğu bir de oyundan çıkarırsam bence gayet iyi olabilir. İki kişi yaralı. Çok güzel. İyileşememeleri şu anda veba tercihi bence çok iyi oldu. Yani diğer katillerin hepsini böyle bir analiz ettim. Bir Nemesis böyle sanki alınabilir, acaba zombiler vurur mu falan diye hissettirdi ama
Çok da tırt yani, zombilere bel bağlamaktansa vebayla tükürüyorum herkese, çatır çutur hallederim, daha iyi dedart var mı? Dedardımız da yok, güzel, bunu da düşürdük. Ben katılı yerlerine özel bu tarz tekliflerde sürekli bulunacağım. İşte bana bir challenge önerin, bana bir katil önerin ama katilde şöyle bir build olsun falan. Böyle aklıma ne kadar, ne zaman yaratıcı bir şey gelirse, sizlerin neler istediğine göre de bu durum değişebilir. Bana güzel güzel böyle challenge önerisi olsun, katil istekleri olsun. Katıl üyelerine özel böyle şeyler zaten yapacağımı belirtmiştim. İlerleyen zamanlarda da gelecek, bilginiz olsun. Şuraya bir tükürdüm. Şu an itibariyle yine vurmam yasaklandı. Herhangi birini görürsem yanlışlıkla vurmamam lazım. Bu konuda elimden geldiğince dikkat edeceğim arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Tamam, yine hook'taki adam aldılar. Gayet güzel bu arada. 5 tane jenerator hala ayakta. Ve ben 3 tane hook aldım. Bu benim için bir zafer şu ana kadar. İlk jeneratör bitti tabii ki de, bu lafımın üstüne olması gerektiği gibi. Bütün jeneratörleri de bu saatteki kustum. Kömür kulesi gelmesi bayağı iyi bu arada. Çünkü bu map küçük bir map olduğu için hakimiyet almam çok daha kolay benim açımdan. Aha, sen öldün. Senin son hakkındı. Sen böyle bir hareket yapmamalıydın dostum. Şu anda öldün. Elinde medkit var, zaten bir işe yaramayacak. Sen az önce de takmamışsın, o yüzden bir daha beklemeyeceğim. Şöyle gel bakalım, seni bir asalım. Umarım decisive'inde yoksa oyundan seni çıkartıp... Evet, gayet güzel. Şu anda güzel bir üstünlükle oyuna başlamış olduk arkadaşlar. O jeneratöre dokundum ve nasıl hasta olmadın sen? Umarım zaten hastasındır yani. Bu jeneratörü tükürdüm çünkü ben az önce. Nereye gitti? Aa, evet, nereye gittiği belli oldu. Peki, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şimdi nereye gitti ya? Bu adam bir garip. Nereye gitti yine? Yine gözümden kaçtı. Okey, sıkıntı yok. Yukarı gidelim. Yukarıdaki jeneratörü tutalım. Bu jeneratörü de yapan bir arkadaşlar bu arada. Güzel. Hemen kustum. Üzerine vurdum da. Bu jeneratörün ilerlemesi bitene kadar. Umarım dokunmazsın da o jeneratörü güzel güzel bir erir. Şu karşı tarafa doğru gidelim. Oralardaki jeneratörlere de bir bakalım. Oyunu bence kazandık. Bence bu challenge'ı başarıyla yerine getireceğim. Eğer ilk maçtan yaparsam bir sonraki videoda farklı bir challenge yapmaya çalışacağım bu arada. Yine yorumlardan bir tanesini şimdi rastgele seçerim. Bu challenge'ı çünkü tamamlamış olacağım en nihayetinde. Bu ne yapıyor burada? Gel bakayım. Şimdi bak, böyle adamlara arkadaşlar düz vurmamanız lazım. Tükürmeniz gerekiyor. Ben neredeyse bayağı tükürdüm. Şöyle yarım azıcık daha tükürürsem adam yaralanır. Bak, gördünüz mü? Normal şartlarda sol tık atsaydınız heyecanlanıp bu adam burst alırdı ve siz yavaşlardınız. Ama bu şekilde tükürerek onu düşürmeye başarırsanız adam tükürme esnasında hareket hızı kazanmıyor. Siz de herhangi bir yavaşlama olmuyorsunuz ve direkt instakill. Çok güzel oluyor. Çok tatlı oluyor. Kesinlikle böyle yapmalısınız. Şöyle şuraya bir tane tükürdüm yine. Yukarı jeneratöre gidiyorum. Orayı korumak istiyorum çünkü. O adam alınana kadar zaten herhangi birine vurmam. Yine dediğim gibi yasak. Bunu ara ara kendime de size de hatırlatmak istiyorum. Bu jeneratöre bir daha vurdum. Bu Kate hasta olmamak için elinden geleni yapıyor. Elinden geleni yapıyor. Yani gerçekten o dolaba girdiğini geçerken anladım. Geçerken. Şuradan geçerken o dolaba girmiş olduğunu anladım bu çocuğun. Şöyle sana güzel bir tüküreyim. Burada oynamaya devam edecek misin? Tamam. Okey. Biraz daha ben de tükürmeye devam edeceğim o zaman sana. Neden değmiyor peki o tükürükler? Şöyle yapsak. Güzel, hasta ettim. Bu paleti devirtmem lazım. Böyle bir spotta bu çocuğun bu paleti devirmesi lazım benim fight kazanmam için. Tamam, güzel. Şimdi onunla takasa girebilirim. Güzel, kazandım takası. Tak, bayıldı, yattı yere. Güzel. Hemen şu paleti kıralım. Bu tarz paletlerde Survivor oynuyorsanız da asla o paleti devirmemek için ya da o devireceksiniz garanti bir şekilde stun atmak için elinizden geleni yapmanız lazım arkadaşlar. Yoksa kaybediyorsunuz takası, bilginiz olsun. Hemen bunu da astık. Diğer iki kişi zaten yaralı. Tercihim çok iyi oldu. Gerçekten bu tercihte bulunduğum için kendimi tebrik etmek istiyorum. Veba bu challenge için biçilmiş bir kaftandı bence. İyi gördük orayı. Ve veba tercihiyle maçı çok rahat bir şekilde kazandım. Hiç zorlanmadım. Bu challenge beni yormadı. Şimdi bu çocuğu kovalayacağım ama vurmam yasak. Şu an artık vurmam serbest. Nereye gittim bakayım? Gel buraya. Bir hiç kimseyi de öyle vurdum. Bir tek kulübede bir tanesine vurmak zorunda kalmadım. Vurmamak zorunda kaldım. Onun dışında bir sorun yaşamadım açıkçası. Çok beni zorlamadı. Oo, kıvrak bastı, koşacak. İçeri girmek isteyecek haliyle. Ah be, yetişemedim. Tamam. Sıkıntı yok. Sağda da biri var bu arada. Ben aslında slug atabilirim. Yani sonuçta bu adama asmadım şu anda. Gidip ona vurabilirim. Bak, böyle bir tercihte de bulunabilirim. Şu an bir açığın daha buldum bu ildin. Adama asmadım ki. Vurmamda herhangi bir sakınca yok. Challenge bana diyor ki birini astıktan sonra diğerine vurman alınana kadar yasak diyor.
Şu an ben adama asmadığım için bence vurmam yasak değil. O yüzden ben bunu abuse'leyeceğim. Açığını buldum şu anda bir anda. Gel bakalım. Düşürmektense slug atabilirim yani. Diğer çocuğun da nerede olduğunu öğrendim. Bunu da şu an yerde bırakıyorum. Oyunu burada bitirmek üzere şu adamın üstüne gideceğim. Orada su içtiği için nerede olduğunu biliyorum. Bence bu taraflara geçmemiştir o kadar hızlı bir şekilde. Çünkü gözüm buradaydı. Bak dolaba girdi. Sen şimdi o dolaptan bir çık. Sen şimdi şu dolaptan bir çık. Gel buraya. Şöyle şunu da al ağzına. Biraz daha. Ah burcada lan. Tamam. Payet devirecek misin? Devirme. Şunu da aldık. O zaman bitirici vuruşu yapıyorum. Tak. Cici. Güzel challenge'dı. Hemen şimdi yorumlardan bir tane daha challenge seçip geliyorum arkadaşlar. Ve gayet güzel bir şekilde challenge'ı tamamladık. Bakalım sıradaki challenge için ne seçeceğim, hala bir fikrim yok. Acımasız katil olduk. Şöyle hemen aldığımız puana bakalım. 130 puan, 1 pipa aldık ve söylediğinde pekleri bu şekildeydi. İkinci challenge'ı ikinci challenge'ımıza geçelim. Let's go. Hadi bakalım. Maçımız başladı. Çok zor olacak arkadaşlar. Ben bunu daha öncesinde denemiştim. Bu tarz bir challenge yapmayı. Adamlar inatla tele basmıyor. Yani sanki ne yapacağımı biliyorlarmış gibi inatla tele basmıyorlar. Ne yapacağımı tabii ki de öncelikle size söyleyeyim. Bu challenge'ımız arkadaşlar sadece özellik ve sadece kafes. Yani hem sadece kafese atabilmem gerekiyor hem de survivor'lara sadece özelliğine hasar vermem gerekiyor. O yüzden ekstra zor. Ve bizi asıl zorlayacak kısmı dediğim gibi özellik kısmı değil. O zaten zorlayıcı. Hani kolay demiyorum. Üstüne üstlük bir de tele bastırmam lazım. Tele bastırmadım survivor'ı gönderemeyeceğim. Ve dediğim gibi bazıları sırf uyuzluk olsun diye basmıyormuş gibi hareketler. Ne yapacağımı biliyormuş gibi hareketler yapıyor. Bakalım. Şimdi bu çocuk benden bayağı bir kurtuldu. Şöyle perklerimi de saçma sapan şeyler almışım gibi duruyor ama ceza kancası alamıyorum. Çanak çömlek alamıyorum çünkü sadece kafese yollayabileceğim. Yani bayağı bir şey alamıyordum aslında. O yüzden böyle histeridir. Kendi kendine çalışan perkler almayı tercih ettim anlayacağınız. Bakalım nasıl olacak. Zaten bu yorumu yapan katıl üyemiz de ekrana videonun başında muhtemelen koymuş olacağım. Bakalım şimdi şu Eyde'yi bir tele bastırmam lazım. Eyde'cik. Eyde yastığı direkt düşürsek de birazcık oyunumu yavaşlatsak bir deneyeyim. Tamam. Eyde'yi bir düşürdüm abi. O Eyde orada kalsın. Eyde'yi çünkü şu an almam yasak yani. Alabilirim ama asamam daha doğrusu. O yüzden şöyle bir başka bir çocuğun üzerine gidelim. Bakalım bunun böyle bir iniş yolunu aşağıya bir tel attım ama oradan geçmedi. Tamam. Şöyle şurayı çizdim o zaman. Şimdi aynı rotasyonu izleyecek misin? Adam bak tam şuraya düştü ya, görüyor musunuz? Yani o kadar böyle saçma sapan hareketler oluyor ki. Delir ve mükelir. Aha bastı. Tamam blokladım da. Çok güzel. Bunu kaçırmamam lazım. Oh be oh be, vallahi kaçırsaydım çok üzülürdüm. İlk okumu aldım. Hadi bakalım. Çok zor ama inanıyorum başarabileceğime. Umarım yapabilirim. Bana 2 kilo alsak yeter mi yazmıştı? Kaç yazmıştı bilmiyorum da ben elimden gelen en iyisini yapmaya çalışacağım. Umarım güzel sonuçlar alabiliriz. Şimdi o köşede yoktu. Muhtemelen bu köşeye geldi. Çünkü kafes menden her zaman en uzak köşeye doğru gider. Bakalım burada mı? Burada da değil. O adam nereye asıldı acaba? Şuraya bir tane vurayım. Bir jenitör yavaşlatalım en azından. Nefretlerini gezmeye devam edeyim. Olabildiğince çok fazla yeri çizmeye çalışacağım. Ne kadar çok yer çizersem sörelerin basma ihtimali o kadar artar. Özellikle şöyle kulübenin girişlerine doğru yerlere asarsam, çizersem yerlere. Aa, karşıya gitmiş bak çocuk. Fank ne yapıyorsun dostum? Gel bakayım sen şöyle. İlk hasarı ye. Güzel. Şimdi seni tele bastırma kısmı kaldı. Bu spotta bir dönelim. Şöyle sana bak, bu taraftan geliyorum. Ne yapıyorsun? Oğlum saçma sapan hareketler yapma ya. Saçma sapan hareketler yapma ya. Hadi palete doğru dön. Orayı çizmiştim. Çizdim az önce ben orayı. Saçmalığın daniskası. Yine çizdim orayı. Bas oraya. Aferin sen salaksın. Aferin. Salak oyuncuları severim. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Basmayıp böyle dümdüz kula kula koşsaydın kudurdum gerçekten. Yapmadığın için teşekkür ederim. Şöyle seni de bir kafese yolladık. Şimdi şurada bir çocuk var. Bu çocuğu az önce asamamıştım. Değil mi? Astım bu muydu ya? Astım bu muydu galiba? Buydu evet buydu. Bunu bir tane daha bir asarsak bir adamı oyundan çıkarmam lazım. Geçen maç bunu yapmayı başarmıştık challenge'da ama bu maç bakalım yapmayı yine başarabilecek miyiz? Nereye gitti o? Ben spotu çizdim ama o çocuk galiba uzadı gitti oradan. Neyse aşağı doğru gidelim. Bu taraflarda da birileri var. Çünkü az önce map'in diğer köşesinden birini buraya yollamıştım.
Buralarda birinin olması lazım o yüzden. Aha da burada. Burada almış. Güzel. Söyle seni. Aa sen misin? Zink. Tele de bastın. Üstüne hasar da yedin. Şimdi bir tane daha özellik hemen şurada tutursam. Ah be ah be yakındı. Şimdi şöyle girdim. Şu tarafa doğru salladım. Tutmadı. Tamam hayvani güçlüm var. Hemen kırdım. Arkada çocuk gördük. Şuraya doğru salladım. Nice. İşte bu. Oh be. Çok güzel hasardı arkadaşlar. Çok güzeldi. Buna ihtiyacım vardı gerçekten. Hemen seni bir daha yolladım kafese. Tamam. Görevi başarılı bir şekilde ilerletiyorum. Umarım yapmayı başarabilirim. Gerçekten çok zor çünkü. Yapmayı başarmayı çok istiyorum. Orada bir Ada Wong gördüm. Ada Wong'un üzerine bir gidelim. Şunun arkasında oturdu. Ah oturmamış. Şunun arkasında. Oğlum nereye gittin lan? Hatırlıyorum. Bak. Benim üstüme doğru niye koşuyorsunuz ki? Benim normal şartlarda hani sol tık atabilirim. Neden üzerime koşuyorsun? Neden böyle hareketler yapıyorsun ki? Ben normal şartlarda sana vurabilirim çünkü. Bunu şu an bir challenge sebebiyle yapmıyorum. Ah, anlamak mümkün değil. Adam arkasına bakmadan oynadığı için hani bir onun bir olayı yok tabii ki. Şöyle denedim. Olmadı bu çocuğu tele bastırmam lazım. Arkadaşı umarım onu korumak için tele basar, bir şeyler yapar. Hayır! Çok yakındı. Kıvrak sayesinde kurtuldu. Tünellemem lazım şu an çünkü tam tele bastı. Tam oyundan çıkması gereken adam şu anda o. Hemen ooo varken bir palet devrimi gördük. Şöyle zinc kafaya. Evindesin. Sana da bir tane zinc. Bir tane daha kafaya mı? Hayır tamam. Sen bir oyundan çık kankam. Şöyle ikilimi aldım. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şunu da kırdık. Güzel 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 güzel. Emin adımlarla ilerliyoruz. Uzaktaki jeneratör kapanmış. Demek ki o jeneratör %90'lara kadar ilerlemiş arkadaşlar. Çünkü Onero'nun perkiyle kapandı. Şuraya bir tane vurdum hemen hızlı. Bu çocuğu bir kovalamaya başlayalım. Bak burada iki tane yan yana jeneratör var. Bu ikisini koruyup yanına bir tane bir de üçüncü ekürü bulursam çok güzel olur benim için. Nereye gitti? Arkaya gitti. Fuck this. Shit. Neredesin? Burada. Tamam. Ya bu Ada... Garip bir çocuk ya. Garip bir çocuk. Yani arkasına bakmadan kafasına göre koşuyor ve hayatta kalıyor ya. Nasıl başarıyorlar bunu anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Hareketlere bakar mısınız? Şu hareketlere bakar mısınız? Hiçbir movement, hiçbir hareket yok. Bak yine yedi. Şimdi burada. Tele bas lütfen. Lütfen bak karşıda tel var. Karşıda tel var. Bas oğlum o tele hadi. Ada'cım. Sana düz vurabilirim Ada'cım normal şartlarda. Niye böyle yapıyorsun? Niye? Niye? Niçin? Niçin? Niçin böyle yapıyorsun ya? Anlamıyorum ya. Ne bu derdiniz ya? Neyin tribi bu ya? Ne oluyor tele basmayınca anlamıyorum ki ya. Ben adaya vurdum o zaman. Defol. Bu çocuğu kaldırmaya gelir mi? Gelmiş ya. Bir de gelmiş. Utanması da yok. Sen kalktığında tele basacaksın Ada. Çizdim üzerine. Ya oradan uzaklaşırsın ya da o tele basarsın artık zaten sonra. Güzel. Bunu kaldırmaya biri gelirse bu arada bayıltırım. Şuna da salladım. Değmedi. Oh. Çocuk spotu salladı. Aha. Burada biri. Gel. Gel gel. Deneyelim. Gel. Oh. Ada'yı kaldırmış. Ada nasıl tele basmadı? Ada yine triplerdesin. Dönecek miyiz burada? Hadi dönelim. Ada kafana sokayım ya senin. Ne gerizekalı adamısın. Böyleleri var işte arkadaşlar. Video başında anlattım ya maçım. Böyleleri var. Böyleleri. Ya tele basmamak adına yemin etmiş bir Ada var şu anda ya. Bak yine üzerini çizdim. Bak telden çıkıyor görüyor musunuz? Sürüngen. Sürüngen ya. Hareketlere bak arkadaşlar. Şu hareketleri görüyor musunuz? Adam telde basmamak için büyük bir çaba sarf ediyor. Yani ben sanki seni hukuka asamıyorum. Ya asamıyorum da sanki değil de asamıyorum gerçekten. Ne bu derdin yani senin tele basmamak için? Harcadığın bu efor ne? Bak şimdi ben sana ne yapacağım gel. Sen istedin oğlum bunu. Bunu sen istedin. At Wiggle'ını at. At senle gezmeye gidiyoruz at. İn şimdi şu tele. Olmadı. Bir tane daha deneyelim. Tel kayboldu. Ya arkadaşlar kapayacağım. Ya. Ne var ne gerizekalı şu tele bas. Ya senin kafan yok. Neredesin? Ya senin harbi ciddi kafan yok ya. Senin... Vuramıyorum da. Neden ölmüyorsun? Neden ölmüyorsun? Neden? Tel kayboldu ya. Tel kayboldu. Yerdeki tel kayboldu ya. Böyle bir şey olabilir mi ya?
Adamı getirdiğim tel kayboldu ya. İnanılmaz bir olay ya, inanılmaz. Basmayacağım yapıyor bir de bana yani. Gelmiş orada hareket yapıyor, basmayacağım diyor. Sen ne yapıyorsun? Beyinsiz, sen ne yapıyorsun? Senin derdin ne? Sen tele basmışsın bile, senin kafanı koparacağım şimdi. Zınk. Güzel. Eyda yine kaldırmaya gelecek. Eyda seni yerde öldürürüm çocuk. O tele basacaksın. O tele basacaksın Eyda. Basacaksın. Hayır öyle bir şey yok. Çizerim, her yeri çizeceğim. Sen bu tele basacaksın. Gerizekalı ruh hastası sen ya. Sen ne kadar sıkıntılı ruh hastası, manyak bir herifsin ya. Öyle bir tarif uygulayacağım ki şimdi. Sen bile bunu yaşadığına şok olacaksın. Gel şöyle. Çizdim ben bu aşağıyı, tamam mı? Hayır ama çizemiyorum ya. Merdivenleri çizemiyorum. Doğru ya. Of ya. Unuttum onu ya. Yapamadık. Tarifi uygulayamadık. Eyle yerde ölecek. Sayın challenge sahibi arkadaş. Hangi katılıyam söyledi bilmiyorum bu challenge'e. Ona da buradan sevgiler saygılar ama. Yani kankam. Maalesef Eyda yerde ölecek. Çünkü Eyda bunun olmasını istedi. Kendi hayatının yerde bitmesini istedi. Benim bu konuda yapabileceğim bir şey yok. O adam tele basmamakta inatçı. O inatçıysa ben daha inatçıyım. Sen şimdi karşıdaki tele basacak mısın? Ne yapıyorsun? Bir hareket yok. Tele bastın ama en azından. Mutluyum. Eyda kalktı yerden. Sen de bayıl. Abi I am all ears harika. Bu katil için harika bir perk. Son kararı verdik o zaman. Zınk. Güzel. Ya ben şaka maka bu kadar tilt olup bu arada challenge'ı başardım. Onun da altını çizmek istiyorum yani. Kaşla göz arasında bütün bu gözyaşlarıma rağmen bu challenge'ı layığıyla şu an yerine getirdim. Ama şu an ikinci bir challenge daha koyuyorum kendime. O Eyda ölecek. O Eyda ölecek. Öyle ya da böyle ben o adamı öldüreceğim. O adamın bu oyundan çıkması için her şeyi yapacağım. Yerde mi? Tele bastıracağım onu. O tele, hatta vazgeçtim öldürmeyi. O tele bastırıp onu öyle öldüreceğim. O tele basacak. Onu o kafeste öldüreceğim. O tele getireceğim onu. Elimle koyacağım. Zorla bastıracağım onu oraya tele. İnat mı? Hadi kim daha inat? Görelim bakalım. Hadi. Ha. Aha. Aha da duydum. Allah'a duydum, billahi duydum. Gel buraya. Nope, değmedi. Eyda nerede? Eyda da acaba burada mı? Bu janitor yapıyor olabilir mi? Evet, bu janitor yapıyor. Gel buraya. Senle bir hesabımız var. Gel buraya. Gel buraya. Sen öleceksin. Sen otele basıp öyle öleceksin oğlum. Sen otele basıp öleceksin. Senin öyle ya da senin başka bir seçeneğin yok. Ya tele basacaksın, ya tele basacaksın. Dilen. Kaç dümdüz kaç. Bak ben sana neler yapıyorum şimdi. Gel. Zink. Aa çok güzel dodge'ladı çocuk. Özelliğim bitti. Bastın ki. O basmadı. Hayatta kaldı, yere bak. Aha gerizekalı. Ya nasıl ya? Ya nasıl basmadın sen ona, kafayı yiyeceğim. Çıldıracağım vallahi, çıldıracağım. Kanka de artık, de tele de. Bak orada bir sürü tel var. Ah gitmiyor ki, gitmiyor. Kalleş bir adamsın sen, kalleş bir adamsın. Ya abi spot salıyor, tele basmamak için spot salıyor herif, spot salıyor ya. Şaka gibi ya. Burada mı oynayacağız? Senin kafan yok. Şimdi şuraya taze bir tel koyuyorum. Tamam mı? Gel şimdi. Bu da yok olursa seni hileden reportlayacağım şimdi. Gel. O tele nasıl basıyorsun, nasıl basıyorsun göstereceksin şimdi bana. At o wiggle'ını. At o wiggle'ını. At. At. Wiggle atmıyor. İnatçı ya. İnatçısın değil mi? İnatçısın. Ben daha inatçıyım ama seni atacağım. Seni bu telin üzerine bırakacağım ben. Sen o tele basacaksın. Öyle oyun bitsin umurumda değil. Ben bastın. Şimdi çıktım ağzına senin, gel buraya. Gel buraya. Şimdi seni yerde mi öldüreyim, sabah mı bırakayım? Onu seçeceğim. Bayıl. Beyinsiz bayıl. Kal orada şimdi yerde. Tele de bastırdım. Mission complete. Şu çocuğu da bulayım. Hemen bu kapıya gelmiştir kesin çünkü. Gel. Sen ne yapıyorsun burada? Aynen. Sabaha kadar oynayacağız şimdi seninle değil mi? Hatch'i bulma ya ama lütfen. Hatch'i bulursan hiçbir şey yapamam. Aptal bir özellikle, bunu kabul ediyorum. AD'yi kaldırmaya gidiyor. Yapma.
Lütfen yapma, lütfen yapma, lütfen yapma. Dokunma o Eda'ya. Vuramadım. Tamam, sıkıntı yok. Eda'nın ölmesini bekliyorum. Eda, bekle, içeride kal çünkü burada hep çıkabilir. Çıkmadı. No way! Eda öldü! Kaçıyor bu! Neyse bu kaçsın. Eda'yı tele bastırdım ve öldürdüm arkadaşlar. Tamam, hiç oldu. Tamam, hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Eda'yı tele bastırdım, öldürdüm. Bence yaptığım challenge'dan daha zor bir şeyi başardım. Aptal inatçı gerizekalı ya. Aptal beyinsiz özürlü ya. Derdin ne acaba? Derdin ne senin? Derdin ne? Rus! Rus olmasıymış. Derdi Rus olmasıymış. Bu var ya... Irkçılıktan ban yemek istemiyorum. Susacağım o yüzden. Tamam. Neyse arkadaşlar, iki tane challenge'ı gayet güzel bir şekilde videoda tamamlamayı başardık bence. Harika güzel videolardı. Eda'nın da... Neyse. Gayet güzel videolardı. Daha fazla bu tarz challenge önerileri falan yapmak istiyorsanız katıl üyesi olmayı unutmayın arkadaşlar. Katıl üyelerine özeldi zaten bu seri. Ya seri dediğim de aslında böyle katıl üyelerinden sürekli bu tarz şeyler talep edeceğim. İşte challenge önerin, şunu önerin, böyle yapalım, şöyle yapalım. Önerilerinizi falan, fikirlerinizi alıp video fikri açısından sizlere danışıp o fikirleri gerçekleşeceğim bu şekilde. O yüzden kanala katıl üyesi olmayı unutmayın mutlaka. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolar görmek istiyorsanız, challenge serisini beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye. Check it.